okul der ya. Nepal'i deprem vurdu. Ölü sayısı 4000'e yaklaştı. Depremin bilançosu gün geçtikçe ağırlaşırken Türkiye Diyanet Vakfı'ndan da bir ekip felaketzede Nepallilere yardım elini uzatmak üzere yola çıkıyor. Deprem olur olmaz bize oradan alarm uyarı geliyor. Ve o uyarıya binaen hemen o süreci takibe alıp orada ne yapılabilir konusunda da çalışmalarımızı başlattık. Acil yardım, barınmayla ilgili özellikle battaniye, çadır ve diğer barınmaya dönük ihtiyaçlar söz konusu olduğu görünüyor. Ağırlıklı olarak bu tür gıda, barınmaya dönük yardımlarımız olacak. Katmandu başkentteki en büyük caminin minaresinin yıkıldığını öğrendik. O minareyle, o camiyle ilgili de belki ileride düşüncelerimiz olabilir. Türkiye Diyanet Vakfı Nepal'e 1,5 saatlik uzaklıktaki kamplarda bulunan Arakanlı mültecilere de yardım götürecek. Arakanlıların yaşadığı Myanmar'da içeride yardım yapmaya müsaade edilmiyor devlet tarafından. O yüzden mecburen biz kamplarda ve civar ülkelerde yaşayan Arakanlılara yardım etmeye çalışıyoruz. Yani Bangladeş'te 500 binin üzerinde yaşayan Arakanlı mülteci var. Hükümet bir politika olarak 12 bin civarında aileyi kamplardan çıkardı. Birçok insan barınacak yer ve gıda konusunda, su konusunda, temiz su konusunda sorunlar yaşamaya başladı. Bununla ilgili bir acil durum ortaya çıktı. O yüzden arkadaşlarımız hemen bölgeye hareket ediyorlar. Türkiye Diyanet Vakfı bir yandan insani yardım çalışmaları gerçekleştirirken bir yandan da Müslümanların yaşadığı bölgelerde kalıcı eserler bırakmaya devam ediyor. Vakıf Haiti'de bölgenin ilk camiini inşa ettiriyor. Buhara Camii'nin tamamlanarak Ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor. Gerçek anlamda bir cami diyeceğimiz, hani bir mimarisiyle içindeki fonksiyonlarıyla cami diyebileceğimiz bir cami Haiti'de maalesef bugüne kadar yapılmış değildi. Haiti'de aslında bu cami başlayalı bir yılı geçti. İnşallah Ramazan ayına kadar camiyi tamamlamayı düşünüyoruz. 500 kişilik çok büyük bir cami değil, mütevazi bir cami ama dış avlusunu da namaz kılınabilecek, orası yaz şartlarında sürekli yaz olan bir ülke, kılınabilecek şekilde tasarladık.